Herkese merhaba, Star ben Mustafa. Bugün Star Trek'te Fisk Süper Heroes'un 5. ve ana karakterlerin son bölümündeyiz artık. Son bölümü olmasının sebebi aslında daha birkaç tane daha önce de benim karakterler ama Flash tarzındaki karakterler, yani hiçbir özelliği farklı olmayan Flash tarzındaki ve Spider-Man gibi karakterleri almadım. Flash tarzında karakterlerden 1, 2, 3, 4 tanesini aldım. Hepsi farklı karakterler. Spider-Man'lerden farklı farklı da vardı ama almadım çünkü hepsi birebir aynı özelliklere sahip. Onun dışında diğer karakterlere bakış atacağız hızlı bir şekilde. İlk karakterimiz Reverse Flash. Dediğim gibi tek olayı koşmak, hani başka hiçbir olay yok ve hani 5 hızında koşabiliyor kendisi. Bayağı hızlı koşuyor. 192 kilometre hızla koşabiliyor ve efekte de dur. Efekte de bu şekilde kırmızı şekilde. Bir diğer karakterimiz ise Rip Hunter. Kendisini yine Legends Tomorrow'da görmüştük. Sadece bir tabancası var. Tek bir özelliği bunun da yine yok yani. Olayı tamamen bu. Rapture ya da Rupture nasıl okunuyor bilmiyorum. Hiç görmediğim bir karakter. Nasıl bir karakter olduğunu bilmiyorum. Hani hiçbir özelliği yok. Tek olayı elinde bir orak olması. Hani orakla enerji şarj edip bu enerjiyi atabiliyor ama öyle bir özelliği var. Orak enerji olmadan 3 kere vuruyor. Enerjisi de hani 2 vuruyor. Bu şekilde bu karakterde olayı tamamen bu. Savitar yine Flash'ın gelecekteki hali bildiğiniz üzere kendisinin bir bıçağı var. Bıçağıyla kaç vuruyormuş ama bakalım buna. 3 vuruyor. Hızı da o çok hızlı, o yüzden ölmek istemediğim için 7, yani moddaki tek 7 herhalde şu ana kadar. 186 kilometreyi görebiliyor. Yavaşlattığımız zaman da efekti bu şekilde arkadaşlar. Neyse, kaktüs adamımıza geçtik. Bayağı kaktüs hani adam. İşaret edebiliyor. Hani hiçbir şey yapmıyor bu arada. Sadece işaret ediyor. Bir skill atmıyor. V'ye bastığı zaman da 360 derece spike atıyor. Her yere C'ye basıyor ve işaret ediyor. Yani başka hiçbir olay yok. Yani Pikmin'e 4 kere vuruyor. Yani attığı zehirler spike'larda o kadar çok vurmuyor. Çizeme geçiyoruz. Yine yani modda potansiyelinin çok çok altında olan karakter. Uçma animasyonu güzel. Lakin fakat yani karakterin neredeyse hiçbir özelliği yok ya. Hani sağ klikte bir yıldırım atıyor, hani bu. Başka bir özelliği yok karakterin neredeyse, hani. Hani tamam, iki vuruşta vuruyor, okey, güçlü karakter ama bilmiyorum. Shazam olayını ekleyebilirlermiş. Yani bu modun ek paketlerinde bile var mesela o olay ama bu moda eklememişler. Default haline yani. Yok kendisinde. Burada bir Spectre var. C'ye bastığı zaman bir enerji projection yapıyor. V'ye bastığı zaman da teleport olabiliyor. Enerjisi de bu kadar hızlı öldürüyor. Takdir sizin. Ve Spider-Man. Aslında Spider-Man'i yani çok iyi. Moddaki Spider-Man cidden çok iyi. Süzülebiliyor. Güzel bir olay bence. Tabii uçamıyor. Ölmeden uçalım şöyle. Süzülebilmesi cidden güzel bir olay. Evet. Bir diğer olayı da abi A atıyor zaten. Yani karakterin başka ne gibi bir olay olabilir? Şimdi G
Aa, canım gitti. C'ye bastığınız zaman da atabildiği ağ modelleri geliyor. Sticky web, yapışkan web, impact webleri var. Ya yani bunlar çeşitli modları var. Rapid web bayağı tarıyor bu şekilde. Bu seken ağ. Gördüğünüz gibi şuraya sekiyor. Bu da normal sticky web. Şu şekilde büyüğü çıkarsa aşırı iyi ya. Ah. Ha. Evet, bir sürede A atmıyoruz değil mi? Bu şekilde yüzüne atabiliyoruz. Neyse. Web swinging modu var. Bu modu açıp web swing'i yaparsanız şu an nasıl gözüküyor bilmiyorum ama yani normalde işte A atıyor, işte şey yapıyor falan, animasyonlara giriyordu ama şu an onu beceremiyorum sanırım. Klasik işte Spider-Man'siniz. Hani yavaş çekimde A atıp şeyi yapamadım. Mesela A atıp bırakıyor ya. Mesela onu bırakmaması gerekiyordu. Bu şekilde ölelim. Öldüğümüz zaman zaten yerimize doğacağız. Spider-Man o şekildeydi. Flash'a geçtiğimiz zaman ise yine hızı 4 ve hani Flash işte, yani pek bir olayı yok. Monitör olması lazım. Monitör güçlü bir karakter yine. Kozmik beam atıyor ve telekinesi yapabiliyor. Yani telekinesinden kastımız bayağı telekinesi. Ve teleport olabiliyoruz. Yine bu şekilde. Hemen şeye bakalım. Yani lazerinin öldürme süresi de bu kadar. Vision. Zihin taşı lazere atabiliyoruz ve efekti muhteşem. Uçma efekti de muhteşem yine. Şu şekilde göstermek daha doğru olur. Pelerini çok iyi. Vision pelerini tam. Hani şeffaf ve abi çok iyi ya. Yani Vision pelerini tam arkası gözüküyor falan. Mindstone'umuz, yani zihin taşımız da şu şekilde bir damage'e sahip. Ayrıca Vision'ın duvarlarının içinden de geçebilme özelliğini bu şekilde kullanabiliyoruz. Ses efektleri de yine muhteşem. Son 3 karakterimizde zoom'a baktığımız zaman yine kendisi bir flash ve 6 hızına kadar hızlanabiliyor. Rengi çok iyi ama, yani mavi renk. Bayağı iyi bir renk. Başka pek de bir özelliği yok kendisinin. Bir diğer karakterimiz ise Wild Dog. Bu son gelen update'te geldi oyuna. Kendisine mermiler ekliyor. Yani double Baretta'sı olan, Baretta değil sanırım, Baretta'ymış. Bir karakter kendisi. Mermileri alalım. Reload'umuzu yaptık. Sol klikle nişan alıyorsunuz. Sağ klikle de sıkıyorsunuz. Basılı tutarsanız üçerli üçerli sıkıyor. Karakterin başka da herhangi bir özelliği yok. Son karakterimiz ise The Tick. Hiçbir özelliği yok. Yani karakterin hiçbir özelliği yok. Zıplıyor. Bu kadar. Bitti. Yani karakterin hiçbir özelliği yok dediğim gibi. Evet. Karakterler bu kadardı. Yani Fisk'in eklediği ana karakterler bu kadar arkadaşlar oyuna. Başka herhangi bir karakter yok oyunda. Yani ekstra işte dediğim gibi Flash tiplemeleri, Spider-Man tiplemeleri falan var. Onlara hiç girmedim. Bundan sonra ek paketleri çekeceğim. Başka kullanıcılar tarafından yapılmış moda ek paketler. Onları da dediğim gibi videonun altında da paylaşacağım. Hani bu sayede indirebilirsiniz çünkü çoğunu bulamayabiliyorsunuz bazen her yerde. Bu şekilde umarım
Seri hoşunuza gidiyordur. Yani siz hepsini farklı gün izlemiş olabilirsiniz ama ben 5 videoyu da arka arkaya çektim ve cidden hani yorucuydu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Eğer abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bu şekilde sağlıcakla kalın.